Merhaba arkadaşlar, Zibilyon İngilizce'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde artık sıfırdan İngilizce öğrenmeye başlıyoruz. Daha önce bahsettiğimiz gibi kanalımızda iki tane İngilizce serisi olacak. Biri bu derste olduğu gibi sıfırdan başlayarak İngilizce. Diğeri de daha çok YDT veya YDS veya herhangi bir dil sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik soru çözüm videoları veya konu anlatımı videoları olacak. Bu derste dediğimiz gibi sıfırdan başlıyoruz. Ne öğreneceğiz bu derste? Bu derste öncelikle Türkçe ve İngilizcenin cümle yapılarını tekrar göreceğiz. Çünkü İngilizcenin cümle yapısı Türkçe'ye göre birazcık daha farklı. Bunu öğreneceğiz ve daha sonra olmak fiiliyle yani to be fiiliyle dersimize başlayacağız. O halde bir cümle yapılarını görelim. Şimdi Türkçe'de biliyoruz ki bizim cümle yapımız özne, tümleç diyelim şimdilik. Yani birazdan tümlecin ne olduğunu açıklayacağız. Ve yüklemden oluşuyor. Özne, tümleç ve yüklem. Şimdi tümleç dediğimiz kısımda özne ve yüklemin dışında kalan her şey. Mesela öznem ben olsun. Ben kitap okurum dediğimde yüklemim en sonda okurum. Öznem ben en başta, kitap da arada. Değil mi? Türkçe'de bizim yapımız bu şekilde ama İngilizce'de böyle değil. İngilizce'de önce öznem, tamam, yine subject ilk başta. Daha sonra İngilizce'de tümleç yerine yüklemim geliyor. Yani fiilim geliyor. Subject'ten sonra verb, fiilim gelecek. En sona da geri kalan nesne dediğimiz ya da tümleç dediğimiz kısım yani object gelecek arkadaşlar. Evet. Dediğimiz gibi İngilizce'de ilk önce özneme yer veriyorum. Daha sonra fiilim geliyor. En sonda nesnem veya artık diğer sıfatlarım, zamirlerim, zarflarım neler varsa onlar yer alacak. Şimdi bununla alakalı birkaç örnek görelim. Mesela ben kahve içerim. Türkçe'de yine öznem en başta. Ben. İçmek fiilim yani yüklemim en sonda. Ama İngilizce'de bu böyle değil. İngilizce'de önce özneye yer veriyorum. Daha sonra öznenin hemen peşinden, hemen ardından fiile yer veriyorum. Kahve veya geriye kalan diğer öğeler en sonda geliyor. Buna dikkat etmek zorundayız. Ayrıca mesela Türkçe'de biz özneyi düşürebiliyoruz. Yani özneyi gizleyebiliyoruz. Direkt kahve içerim diyebiliyoruz. Ama İngilizce'de bunu yapamıyoruz. Çünkü İngilizce'de özneyi kaldırdığımızda kimden bahsettiğimiz belli olmuyor. Şu an çok da ayrıntıya girmemize gerek yok bu konuda. Daha sonra zaten üzerine tekrar tekrar konuşacağız. Yani drink coffee dediğinizde bu işlemi, bu yargıyı kimin gerçekleştirdiği belli olmadığı için mutlaka özneyi kullanmanız gerekiyor. I drink coffee. Veya bir başka örneğimiz Ahmet bir öğretmendir. Tabii bu bir isim cümlesi. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. İsim cümleleri İngilizce'de birazcık daha farklı Türkçe'ye göre. Biz de ek fiil kullanıyoruz. Onlar direkt bir yardımcı fiil diyebileceğimiz bir fiille, birazdan göreceğimiz bir fiille isim cümlelerini kuruyorlar. Ahmet bir öğretmendir mesela. Burada yine Ahmet öznem en başta. Burada da özne en başta. Bizim Türkçe'de aslında burada dir şeklinde bir ek fiilimiz var. Şimdi buna fiil diyelim yine. Yüklemimiz burası diyebiliriz. İngilizce'de yine hemen Ahmet'ten sonra geliyor bu is olarak. Şimdi buna bir değinelim. Türkçe'de biz şimdi dediğimiz gibi fiilsizmiş gibi görüyoruz bu cümleyi. Biz de şimdilik fiilsizmiş gibi davranalım. Aslında burada bir fiil var. Fiil olmayan bir cümle maalesef, maalesef demeyelim. Fiil olmayan bir cümle aslında olmuyor. Hiçbir dilde, neredeyse hiçbir dilde fiil olmayan bir cümle kurmak mümkün değil. İngilizce'de de keza böyle. Peki fiil olmayan cümlelerde ne yapacağız? Burada işte devreye to be fiili girecek. Ne işe yarıyor bu to be fiil? Aslında to be olmak demek. Bakalım şimdi to be'ye. To be'ye bakmadan önce bir öznelerimizi de görelim İngilizce'de. Subject, öznelerimiz. I, ben demek. Zaten artık bunu biliyoruz. You, sen demek. He, o demek. Ama bunları eril kişiler veya eril nesneler için kullanacağız. She, yine o demek. Bunda dişil canlılar için, dişil varlıklar için kullanacağız. It yine o demek ama it'i cansız varlıklar veya hayvanlar için kullanıyoruz. Birkaç farklı kullanım alanı daha var. Onlara daha sonra değineceğiz. We, pardon, we, biz demek. You,
siz demek yine aynı, senle siz aynı İngilizce'de. They de onlar demek. Tamam, şimdi bu kadarını gördük. Peki ben bu to be fiilini nasıl kullanacağım bu öznelerle birlikte? Her bir özne için, neredeyse her bir özne için farklı bir çekim var to be fiilinin, olmak fiilinin. Önce çekimlerini görelim. I için am kullanacağım. You için are kullanacağım. He, she de is kullanacağım. We, you ve they de are kullanacağım arkadaşlar. Bunlarla alakalı zaten birazdan örnek, hatta şimdi örneklerimizi yapacağız. Bakalım ilk egzersizimiz, ilk alıştırmamız. Mesela I a student. Ben e bir demek. Onu zaten daha sonra derslerimizde göreceğiz. Student öğrenci. A student bir öğrenci. Ben bir öğrenciyim demek için İngilizce'de bir fiile ihtiyacım var. O fiil de to be fiiliydi. Az önce gördük. I'dan sonra hangi çekimini kullanıyorduk to be fiilinin? Am çekimini kullanıyorduk. I am a student. Bir sonraki örnek. You nokta nokta my friend. My friend my benim demek. Friend arkadaş demek. You sen demekti. Sen benim arkadaşımsın diyeceğiz. Peki you ile hangi çekimini kullanıyorduk to be fiilinin? Are çekimini kullanıyorduk. You are my friend. Devam edelim. He nokta nokta the new teacher. The new teacher yeni öğretmen demek. He o demek. Yani burada ne demeye çalışıyoruz? O yeni öğretmen demeye çalışıyoruz. Peki hangi çekimini kullanacağız to be fiilinin? Is çekimini kullanacağız. He is the new teacher. Artık İngilizce'de görüyoruz ki Türkçe'deki gibi ben öğrenciyim dediğimizde işte I a student diyemiyoruz. Mutlaka araya bir to be fiilini eklememiz gerekiyor. You my friend Türkçe'deki gibi sen benim arkadaşımsın diyemiyoruz. Zaten Türkçe'de de aslında bizim görmediğimiz bir ek fiil var orada. İngilizce'de bunu mutlaka emizar olarak eklemek zorundayız. Yoksa cümlelerimiz anlamsız oluyor. Direkt Türkçeden çeviriyoruz. Araya hiçbir şey koymuyoruz ama lütfen bunu yapmayalım arkadaşlar. Öğrencilerimize biz bunu çok görüyoruz. Geçelim. She a good doctor. A good doctor iyi bir doktor demek. Şimdi o iyi bir doktor diyeceğim. O da var burada. İyi bir doktor da var ama İngilizce'de araya mutlaka bir şeye ihtiyacım var. O da yine ne olacak? Burada is. She is a good doctor. Devam ediyoruz. Your black coat. Senin siyah ceketin demek. Şimdi it o demekti. It'i nerelerde kullanıyorduk? Cansız varlıklarda ve hayvanlarda kullanıyorduk. Şimdi o senin siyah ceketin diyeceğiz. Yine ne gelecek o zaman araya? It için de kullanıyorduk. Is. It is your black coat. Devam ediyoruz. Şimdi you. Burada you sen mi demek, siz mi demek? Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Şuradan ayırt edebiliriz. Buradan sonra gelen isim. Buradan sonra gelen isim tekil mi çoğul mu buna bakacağız. Burada çoğul zaten çoğul yapma eklerini bu işe benim senin demeyi bir falan demeyi bunları zaten ilerleyen derslerimizde göreceğiz. O yüzden şu an çok durmuyorum üzerlerinde. Ama eğer you'dan sonra gelen çoğulsa biz bunu zaten siz olduğunu direkt anlıyoruz. Şimdi my cousins benim kuzenlerim demek. O zaman sen benim kuzenlerim değil tabii ki. Siz benim kuzenlerimsiniz diyeceğiz. Yine bir şey fark etmiyor ama sonuçta çekimimiz aynı. Yine ne olacak? You are my cousins. Devam edelim. We biz demekti, değil mi? Taxi drivers. Taksi şoförleriyiz. Kim? Biz taksi şoförleriyiz. Araya ne gelecek tekrar? Are gelecek. We are taxi drivers. Son olarak da yellow bikes, sarı bisikletler. They ne demekti? Onlar. Onlar sarı bisikletler. O zaman araya ne gelecek yine? They'den sonra ne kullanıyorduk? Are. They are yellow bikes diyeceğiz. Şimdi bu kadar dedik işte bu şöyle bu böyle. Peki değilse nasıl diyeceğiz? Yani bunun biz olumsuz formunu nasıl yapacağız? Bundan bahsedelim. I am tekrarlayalım.
am, you are, he, she, it is, we, you ve they'de are kullanıyorduk. Tekrar. Bunlarla birlikte İngilizce'de herhangi bir zamanda ben bir cümleyi olumsuz yapmak istiyorsam, onun öyle olmadığını belirtmek istiyorsam hangi zaman olursa olsun not ekliyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Hangi zaman olursa olsun not ekleyeceğim. Bakalım peki ben bu not'ı nasıl ekleyeceğim? Burada yardımcı fiilim am is olduğu için direkt bu am is'in peşine not'ı ekleyeceğim. Çünkü not yardımcı fiillere ekleniyor. Bunlar aklınızdan çıkmasın. Devam ediyorum. Hemen ekledim. I am not. You are not. He, she, it is not. We, you ve they içinde are not kullanacağız. Devam edelim. Şimdi bir de bunların kısaltılmış, daha kolay söylensin diye kısaltılmış halleri var. Genelde zaten kısa hallerini kullanıyoruz. Böyle uzun uzun I am not demiyoruz. Bunun yerine I'm not diyoruz. You are not yerine you're not diyoruz. He is not yerine he's not. She is not yerine she's not. It is not yerine it's not. We are not yerine we're not. You are not yerine you're not. They are not yerine de they're not diyoruz. Biraz daha kısaltılmış halleri var. Şimdi burada emizarı buraya eklemiş gibi olduk. You are yerine you're şeklinde you're not. Bir de are the not'ı veya is the not'ı birleştirebiliyoruz. O nasıl oluyor? You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't şeklinde oluyor. Burada da dikkat etmemiz gereken nokta am ile not'ı birleştiremiyoruz. Am'ın demiyoruz. Zaten söylemesi de kolay değil. Mantıklı da gelmiyor kulağa. I am not'ı I'm not şeklinde kısaltıyoruz. I am'ın olarak kısaltmıyoruz. Peki bunların arasında bir fark var mı? Yani you're not'la you aren't arasında bir fark var mı? Hiçbir fark yok. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa. Devam edelim. Şimdi az önce yaptığımız egzersizi alalım tekrar. Bunun olumsuz hallerini yapalım. Şimdi I am a student dedik. Şurada e'miz kaymış. Onu tekrar yazalım. I am a student dedik. Burada am'i gördüm hemen. Ben bir öğrenciyim dedi. Şimdi ben bir öğrenci değilim. Nasıl diyeceğim? Ne yapıyordum ben bir cümleyi olumsuz yapmak istiyorsam not ekliyordum. Not'ı nereye ekleyeceğim burada? Hemen am'in peşine ekleyeceğim. Yani cümlem I am not a student olacak. Ya da kısa haliyle şöyle de yazabiliriz. I am not a student. İkisi de aynı. Student. Ne demek oldu şimdi bu? Burada ben bir öğrenciyim dedik. Burada ben bir öğrenci değilim demiş olduk. Türkçe'de de bunu bir olumsuzluk edatıyla karşılıyoruz. You are my friend. Sen benim arkadaşımsın. Bu tarafa geldim. İşte yine arı gördüm burada. Olumsuz yaparken neye ekleyeceğim notu? Arın peşine ekleyeceğim hemen. You are not. Ya da you're not. Az önce gördüğümüz gibi. Ya da ne yapacağız? You aren't. Üçü de aynı. You are not my friend. You're not my friend. You aren't my friend. Şimdi bir sonrakine geldik tekrar. He is the new teacher. O yeni öğretmen. Burada belki şu the aklınıza takılmış olabilir ama the ile alakalı tekrar ilerleyen zamanlarda ders yapacağız. Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Belli yerlerde görebiliyoruz Türkçe'de de karşılığını ama birebir bir karşılığı yok diyebiliriz. Şimdilik bunu görmezden gelin. Daha sonra zaten dediğim gibi derslerimizde anlatacağız ilerleyen derslerimizde. Şimdi he's the new teacher dedim. O yeni öğretmen. He'den bu kişinin erkek olduğunu anlıyorum. Bunun olumsuzunu yapalım hemen. Is'i gördüm. Hemen notu is'in peşine ekliyorum. He is not the new teacher. O yeni öğretmen değil. Burada o yeni öğretmen, burada o yeni öğretmen değil dedik. Bunun farklı formları nasıl olabilirdi? He is not derdim. Is'le he'yi birleştirebilirdim. Veya he isn't diyebilirdim. Devam edelim. She is a good doctor.
O iyi bir doktor. Bunu nasıl yapacağım hemen? She isn't a good doctor. She is not a good doctor. Veya she is not a good doctor diyeceğim. Üçü de mümkün. It is your black coat. Bu senin siyah ceketin. It isn't your black coat. It's not your black coat. Veya it is not your black coat. Üçü de yine mümkün. You are my cousins. Siz benim kuzenlerimsiniz. You are not my cousins. Siz benim kuzenlerim değilsiniz. You're not my cousins veya you aren't my cousins da seçeneklerimiz içerisinde. We are taxi drivers. Biz taksi şoförleriyiz. We are not taxi drivers veya we aren't taxi drivers veya we're not taxi drivers. Hepsi mümkün. They are yellow bikes. Bunlar sarı bisikletler. Olumsuzunu yapıyorum hemen. Olumsuzunu yapıyorum hemen. They are not yellow bikes. They aren't yellow bikes. Veya they're not yellow bikes. Onlar sarı bisiklet değiller. Geçtim. Şimdi to be ile alakalı son bir egzersiz olarak da küçük bir okuma parçamız var. Buradan yandaki soy ağacımızı dolduracağız. Başlayalım. Şimdi burada mutlaka bilmeniz kelimeler olabilir. Mutlaka olabilir olmadı ama. Şimdi burada bilmediğiniz kelimeler olabilir. Bu gayet doğal. Daha sonra zaten aşağıya da bir doküman olarak ekleyeceğim. Kendiniz de çıkartın veya yine bir kağıt kalem üzerinde mutlaka bu egzersizleri yapın. Birkaç farklı egzersiz de yükleyeceğim ben aşağıya. Lütfen bu egzersizleri de yapın. Tekrarlarımızı sağlayalım. Şimdi başlayalım. Ne diyor? This family is, hemen izi gördüm. Kalemimizin rengini bir değiştirelim burada. Mavi olsun. This family is very big. Şimdi very big çok büyük demek. This family de family aile demek. This bu demek. Bu aile çok büyük. Araya izi koymuş. Neden? Çünkü bu aile o yani ne olacak benim için? It olacak değil mi? Bu aile o demek olduğu için ben bunu it ile değiştireceğim ve yine is kullanacağım. Bundan önce değinmedik ama zaten bir sonraki dersimizde tekrar bunlarla alakalı alıştırmalar ve nasıl soru kuruyoruz to be fiiliyle birlikte. Bunları da göreceğiz. Şimdilik devam ediyorum. This family is very big. Bu aile çok büyük, geniş bir aile. Devam edelim şimdi. Bakalım bize aile hakkında neler söylüyor. Abraham is the father of Homer and Mona is mother of Homer. Şimdi Abraham'ı buldum. Is tamam neymiş? The father babaymış. Kimin babasıymış? Of Homer. Of nın ekinin yerini karşılıyor. Father of Homer, Homer'ın babası demek. Bakalım şimdi iki tane kişi var. İkisi de erkek. Hangisinin Homer olduğunu şu an bilmiyorum. Dursun. And Mona is the pardon. And Mona is Mother of Homer. Şimdi Mona da neymiş? Mother of Homer. Homer'ın annesiymiş. O zaman Abraham babası olduğuna göre Mona'nın bu kişi olduğunu söyleyebiliriz hemen. Devam ediyoruz. Şimdi hangisinin Homer olduğuna henüz karar veremedik. Herb is the brother of Homer. Herb is the brother of Homer. Brother erkek kardeş demek. Of Homer yine aynı yapımız var. Homer'ın erkek kardeşi kimmiş? Herb'miş. Herb, Homer'ın erkek kardeşidir dedik. Şimdi biri Homer ise o zaman diğeri de Herb olacak. Hangisi olduğunu yine bilmiyoruz. Devam edelim. Marge. Marge is the wife of Homer. Wife eş demek. Veya artık karısı şeklinde çevireceğiz. Marge is the wife of Homer. Marge, Homer'ın eşi. Homer'ın karısıdır. Bakıyorum. Burada eşi olan tek kişi şu kişi. O zaman Marge ve Homer'ı hemen yerine yerleştirebilirim. Çok kötü yazıyorum ama buradan bu kadar yazabiliyorum.
Umarım okunuyordur. March Homer dedik. O zaman Herb de buraya yazacağız. Devam edelim şimdi. March'dan bahsediyorduk. March, Homer'ın eşidir, Homer'ın karısıdır dedik. Her father, onun babası. Şimdi bunları da daha sonra göreceğiz. Her onun demek. Burada March'dan bahsediyor. Her father is Clancy. Onun babası Clancy'dir. Bakalım March'ın babası hemen burada yerine yazalım. Clancy. Yazdım. And ve her mother is Jackie. Annesi de Jackie'ymiş. Zaten annesi burada yazıyor. Marge has sahip olmak demek. Bu farklı bir fiil. Şimdilik önceden bir görmüş olun. Daha sonra zaten yine anlatacağız bunu da. Marge has two, iki demek. Two sisters. Marge'ın iki kız kardeşi var. Görebiliyoruz zaten burada bir, iki tane kız kardeşi var. Patty and Selma. Selma zaten burada. Yanına hemen Patty'yi yazalım. Ya Patty. Selma has a daughter called Lang. Selma'nın bir neyi varmış? Selma sahipmiş. Neye sahipmiş? Bir kız çocuğa, bir kız evladı sahipmiş. Bakıyoruz. Evet. Called adı da Ling'miş. Ling. Yazdım hemen Selma'nın çocuğun adı olarak. Homer and Marge. Homer ve Marge have. Yine has ile aynı anlamda have. Bir farklı formu. Göreceğiz yine dediğim gibi. Endişelenmeyelim. Homer and Marge have three children. Homer ve Marge'ın da 3 tane çocuğu varmış. Bakalım. The son. Erkek çocuk veya erkek evlat is Bart. Erkek olanın adı Bart'mış. Bart. And the two daughters ve iki kız evladın, kız çocuğun, kız evladın adı da veya adları da Lisa ve Maggie'ymiş. Lisa ve Maggie. Evet. Böylece artık ilk egzersizimizi ve ilk dersimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Lütfen bunları not alın. Aşağıya bırakacağım belgeleri de tekrar çalışın. Çözün. Bir defteriniz olsun isterseniz. Bunları not alın. Derslerimizden geri kalmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.